Norveç'teyiz sevgili martılarla beraber. Çok tatlı bir balıkçı kasabasındayız şu anda, Nusfjord diye. Buranın böyle en eski, eskiden sadece kayıklarla gelinebilen bir kasabasındayız. Ve gerçekten eski balıkçı kulübelerinde kalıyoruz. Çok tatlı bir ortam. Size hem buraları göstermek istiyorum hem de böyle bir balıkçı kasabasında bir günde neler yiyoruz. Daha doğrusu bir günde kaç çeşit balık yiyoruz, neler yiyoruz ve böyle bir yerde bir gün nasıl geçiyor onu göstermek istiyoruz. Rorbu, Rorbu Cabins deniyor. Kırmızı olmalarının bir sebebi var aslında. Böyle bilgileri her zaman kocam ve daha iyi anlattığı için sözü ona bırakıyorum. Ve bu esnada biraz dolaşsak. İlk önce biz buraya gelmeden önce ben bunları metal zannediyordum. Ne yalan söyleyeyim. Bunların hepsi ahşapmış. Bu arada hayalimizde şöyle bir şey vardı. Norveç dediğin zaman, daha doğrusu Lofoten dediğin zaman Bülent'le ikimiz de böyle bu kulübelerde acaba kalabiliyor muyuzdur diye hayal kuruyorduk. Meğerse bunlar gerçekten balıkçı kulübesiymiş ve bunlar da kalabiliyormuşsun. Ve evet, Bülent metal zannediyordum. Bunları metal zannediyordum ama bunlar ahşaptan yapılıyor. Ve hiçbir yalıtım yok aslında. Tek bir ahşap parçası. Dışarısıyla içerisinde aslında şu kanıklı bir ahşap var. Ve zamanında çok fakir olan balıkçıların kaldığı kulübeler bunlar. Ve bu üstündeki kırmızı boya zannettiğimiz şey. Şimdiki günlerde boya tabii ama zamanında aynı kırmızıyı kod balığının ciğerinin yağını kanıyla karıştırıp yaparlarmış. Ve aslında bu bir balık kanı rengi. Ve aslında eskimesini soğuk hava şartlarına karşı korumak için bir önlem olması için yaparlarmış. Şu gördüğünüz sarı renkte kalıyorsanız mesela bu birazcık daha sizin durumunuzun iyi olduğunun göstergesi. Biraz daha paranız var, boya alabiliyorsunuz. Evet, olurmuş. Ama en basit yağlı boya işte balık yağı ve balık kanı. İmiş. Düşünün. Ama şu anda boya bunlar. Ama bu bilgileri almak, eskiden beri kullanılan bu kulübelerde kalmak tabii müthiş bir duygu. Buradaki en güzel duygulardan bir tanesi de bu asla susmayan martılar. Yani bize martılar eşliğinde küçük bir köy turu yap. Martılarımızla birlikte. Burası bizim köyümüz. Nusfjord. Köydeki arkadaşlarımız. Hey, our noisy friend, neighbors. Our friends in our village, Nusfjord, Fergus and Isabella, as you know them very well. We were just checking the view and then heard some noisy neighbors. Diyorlar ki tam böyle manzaraya bakalım dedik ki noisy neighbors. It's a camera off. See you later. See you later. See you later. Komşularımız, birazdan onları alıp kahvaltıya gideceğiz. Biraz gri bir havaya uyanmıştık. Şu anda güneş açtı ve çok mutluyum. Umarım günün devamı böyle gider. Burada yapabileceğimiz aktiviteler. VIP beraber bineceğiz zannediyorum. Şuradaki şu tekneyle birlikte açılıyorsunuz. Fishing trip. Beraber bugün balık yakalayacağız ve o balığı yiyeceğiz diye düşünüyorum. Booking reception. Resepsiyondan yapabilirsiniz. Devam edelim. Resepsiyonda yiyecek misin abi? Ne görsen yiyeceğim diyorsun. Evet ya, burası tam benim yerim arkadaşlar. Çünkü soğuk deniz balıkları, somon ve cod zaten en sevdiğim balıklar. Bir Bülent konuşurken şuradan uçarsan beni uyarır mısın? Aa, ben elime bakmıyordum. Yoksa bunu çeker ve güler eğlenir miyiz hep beraber? Vallahi bence çok iyi de izlenme olur diye düşünüyorum. Burası bizim evimiz. Geldiğinizde 37 numara. Bu evler çok tatlı. Böyle yani resmen kayaların üzerinde böyle tahtalara oturtulmuş. Balkonumuzda akşamleyin Bülent'le böyle battaniyenin altına sarılıp kahve içtik. Biliyorsunuz ki Bülent kahve ekipmanlarını her yere götürdüğü gibi buraya da getirdi ve burada da kahvemizi demliyoruz. Bu arada mevsimlerden sonbahar. Renkleri görüyorsunuz. Dün ilk kar düşmeye başladı ama sonbaharda da bir başka güzel olmuyor mu? Tabii Mart'ta biz burayı karların altında görmüştük. O zaman sizinle paylaşmamıştık. Çünkü bir gün kalabilmiştik. O yüzden geri gelmeye sözümüz vardı ve geldik. Çok duygulandım bu esnada. Niye böyle oldu? Ağlamaya başladım, bilmiyorum. Tekrar geldiğimiz için çok mutluyum. Şurada ileride spa var. Dışarıda bir jacuzzi ve sauna var. Ya pilimiz yeterse bence onu da gösterelim. Çok belki oraya da gideriz beraber. Nice. Pilimiz yeterse değil, hep beraber gideriz. O zaman şöyle yapalım. Gelin kahvaltıya gidelim. Evet. Sonra da spa'yı gezeriz.
Anlaştık. O zaman odaya geri dönüş. Sonra odanın içinde size göstereceğiz. Norveç'te 15 dakikada 4 mevsim yaşanıyor derken gerçekten haklılarmış. Şu anda yağmur yağıyor yeniden. Bence bu azıcık kar bile olabilir. Öyle. Evet, galiba ilk düşen karı yakaladık burada. Burada en sevdiğim şey galiba bu martıların çığlıklarıyla uyanmak. Çoğu zaman buna tabii yağmur sesi de karışıyor. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltıda tabii ki normalde İstanbul'da yaptığımız gibi aman efendim intermittentmiş, ilk öğünde de mutlaka şuymuş gibi şeyler yok. Çünkü Norveç'teyiz. Her öğün yenmeyi... 4 öğün bile yani. Evet, hak ediyor. Ettiğimiz yer burası, Karoline Restoran. Kaldığımız Nusfjord bölgesinin içinde. Çok huzurlu yani şu an ben bu videoyu çekerken bile tek ses çıkaran benim. Bir de Bülent'in. Bir de kahvesi. Biliyorsunuz ki hayatımızda bazı ritüeller var ve evet, kahve içmeden uyandığımızda zaten hakkımızda yaptığımız varsayımlarda birçok kez geçirmiştiniz. Güne kahvesiz ya da çaysız başlayamıyorsunuz. Bizim yerde kahve olsa dahi Bülent kendi kahvesini getirip kendisi çekip kendisi demliyor. Şimdi birazdan göreceğiz. Güzel bir adam sen. Vlogger is gonna be vlog. I know. This is what Bulan does on every trip we go to. He brings his coffee here. And he makes us the most incredible coffee. And we have some champions in the group who cannot wait for his champions breakfast. He already ate it. He already finished it. We three haven't started yet. We haven't even went to the buffet. I'm going to eat the fish that you caught. You will catch. I will catch, yes. Tahminler iyi. Bugün güzel bir balık yakalayacağımı düşünüyoruz hepimiz. All 1 meter of it. Hopefully it will be a big one. Let's visualize it. So there's enough to throw around. It will be like this. Bülent, I hope you will be sorry about it. We'll see. I'd like to be sorry about it. We'll see. Gerçekten Bülent'in nasıl bir kahve fanı olduğunu artık hani herkes biliyor. Ben şu anda özellikle büfeye gidip kahvaltımı henüz almıyorum çünkü... Önce kahve içmeyi İlk yudumu evet öyle Olmaz. Seviyorum. Bunda ne zamandan beri böyle? 3 yıldır böyle oldu bu iş. Yani bu arada bunu herkes böyle yapsın diye demiyorum. Bu tabii ki midenin sağlamlık durumuna göre değişir. Ağız tadı da. Ama ben sanki böyle yumurta, burada güzel, taze, fresh, tütsülenmiş balık çeşitleri girmeden önce kahvemi yemek istiyorum. Sabahın balık çeşidi yedikleri için adamlar. Ama beraber yiyeceğiz şimdi o birazdan. O yiyor valla. Ben sabah balık yenir mi Allah aşkına? Ya? Bence her türlü yenir. He Norveç'teysen kesin yenir. Sizce? So here's your coffee. Yeah, all the way. All the way down. That's why I need a big breakfast. She has her Danish style, everything, even in her breakfast plate. Hygge. Hygge. Skandiklerin hygge diye bir kavramı var, belki biliyorsunuzdur. Bizim de Bülent'le çok sevdiğimiz ve çok özümsemeye çalıştığımız kavramlardan bir tanesi. Aslında birlikte ailenle sevdiklerinle beraber işte bir mum ışığı yakıp sıcak bir içecek uyuyup işte yumuşak bir çorap giyip battaniyenin altında hani o şimdi daha böyle cozy diye bahsettiğimiz ortam. Ve gerçekten Isabella da kahvaltı tabağını bile hazırlarken onu böyle güzel güzel ince ince hazırlıyor. Şimdi birazdan birkaç yudum aldıktan sonra benim kahvaltı tabağımı... Yeah. Hygge can be a lot of different things. Yeah. Can you explain hygge in a few words? It's hard to explain, right? Yeah, it can be let's go and get some hygge, which can mean candy or comfort food. I was saying that. Yeah, like candy and blankets and warm food. Exactly. And so it can also be make it hyggeligt. So it's like let's make it cozy with candles and coffee. Yeah. And so it's a That's word how I was dreaming. That has a lot of meaning. Yeah. Yeah. You know? And it just symbolizes like a comfort feeling of being happy. Yeah, I like that. We really wanna try to include it more in our lives. Yeah, did you already? Yeah. I think so. İşte, öğreniyoruz. So in Turkish there's a saying, boş oturanı Allah sevmez. It means that God don't love people who just sits and don't do anything. So we do it, we say it in Turkey when we
give work to someone. Boş oturan Allah sevmez öğretiyor ya bunu. Like it's grinding time. Yeah, it's grinding. You've never seen anyone grind as quick as me. Yeah, we'll see. We'll see it now. Yeah. It's Isabella's coffee. I'm recording it, so we have the proof. You should grind it. Nice. It'll be over before you can even imagine. Let's see. Okay. This is not sped up, by the way. 2 hours later. Good, good progress. It's cool. 2,000 years later. Done. Okay. Roland the artist. Şimdi kahvaltı tabağımı beraber dolduracağız. Ben birkaç parça meyveyle başladım tabii ki. Şimdi esas kısma gelelim. Şampiyonlar kahvaltısı mı demiştiniz? Bülent tabii ki bunca güzel şeyin arasında aldığı şeylere bakar mısınız? Her türlü hamur işi, kruvasan ve ananas. Evet, meyve, sebze. Ben şimdi size Norveç kahvaltısını anlatıyorum. Norveç deyince ve yemek deyince aklınıza ilk gelen şey ne? Norveç somonu tabii ki. Burada Norveç somonunun iki çeşidi var. Bir tanesi daha kalın dilimler halinde tütsülenmiş ve somon füme bizim normal Türkiye'de yediğimiz. Burada mutlaka her gün yumurta yedik çünkü yumurtanın lezzeti çok güzel. Ben bugün her ikisinden de yiyeceğim. Hem göz yumurta hem normal haşlanmış yumurta. Ben yumurtayı şeyle yiyorum. Pastacılık kreması. Çırpılmış yumurta olduğu günler çırpılmış yumurtayı seviyor ama Bülent böyle mesela sarısı gözüken yumurtaları mümkün değil yiyemiyor. Ekmekleri de yani normal ekmeği de çok güzel ama bu böyle kraker gibi olan nökkebret. Isabella, was it nökkebret? Knäckebröd. Balında. Fark ettiniz mi? Yok. Full of grains. Yeah, full of grains. De çok iyi. Bunda da böyle bayağı güzel tahıllar falan var içinde. Bunu da çok seviyorum böyle kırk kırk kırk. Üzerine bu somon, yumurta muhteşem bir kombinasyon oluyor. Bununla mı doyuyorsun? Ben bunu yesem hayatta doymam diyenlere gelsin bu kahvaltı. What, beige one? Same style. Vallahi hepsini yedim. Çünkü Norveç'teyiz. Bütün gün soğukta olacağız. Enerjiye ihtiyacımız var ve ayrıca bu kadar taze balık, yumurta, ekmek, tam meyve belki olabilir ama. Kolay bulunmuyor. Ben gideyim şuradan bir demir çörek daha alayım. Gerçekten düzgün hiçbir şey yemedim. Hiçbir şey yemedim. See you guys. Çocukları evine uğurladık. Şimdi biz de kendi küçük kırmızı kulübemize doğru gidiyoruz. Hava biraz daha güzelleşti gibi sanki değil mi? Bence çok daha iyi. En azından biraz ısındı. En azından karnımız doydu ya. En önemlisi buydu yani. Karnın doyunca daha çok üşür müsün? Daha çok sıcak mı? Daha çok. Yani acıkınca ve uykun gelince daha çok öyle insan üşüyor. O yüzden belki daha sıcak gelmiştir bana. Olabilir. Biraz da evin içini göstereyim mi? Aslında enteresan bir evimiz var. Göstereyim tabii ki. Neden olmasın? Bak hatta şuradan giderken ben sana nasıl bir yerde kaldığımızı. Böyle bir balıkçı kasabasında kalıyoruz. Bu küçük balıkçı evi de bizimkisi. Evde kimse var mı? Evimize hoş geldiniz. Norveççe nasıl deniyor acaba hoş geldiniz? Gerçekten yüzyıllardır burada yaşıyormuşuz gibi yerleşiyiz göreceksiniz. Burası bizim oturma odamız. Çok tatlı böyle yüksek tavan. Yüksek tavan olmasının bir sebebi var. Bunların hepsini size anlatacağız. Burada böyle güzel bir terasımız var. Bu masada Bülent'le beraber iPad'lerimizi açıp çalıştığımız yer işte bu masa. Hatta şuradan müziğimizi açıp böyle acayip cozy, o sabahleyin konuştuğumuz o hygge ortamı gerçekten burada var diyebiliriz. Benim bir evde, okulda, odada, her şeyde en çok sevdiğim şey böyle yüksek tavan olması. Benim çok içimi açan bir şey. O yüzden de burada oturmak bana müthiş keyif verdi. Burası da tam böyle sıcacık.
Ya keşke kestanemiz olsa da şu sobada kestane yapsak bu arada. Evdeki detaylar çok güzel arkadaşlar. Yani her şeyin yaşı, dokusu kadar böyle güzel, özenle seçilmiş ki. Ama şimdi en heyecanlı kısım geliyor. Hazır mısınız? Şimdi yüksek tavan olması boşuna değil. Yukarıda gördüğünüz gibi şöyle bir alan var. Ve oraya çıkmak için de şimdi kocam bey merdiveni indiriyor. Biz dün akşam burada bayağı takıldık. Onun için artık olaya biraz hakimiz. Çok iyi gözüküyor Bilal. Çıkmak ister misin? Derim. Haydi bakalım. Ben ilk duyduğumda bayağı etkilenmiştim. Şimdi zamanında tabii aşağılar çok soğuk ve bunlar aslında suyun içinde olan şeylermiş. Tabii suyun miktarı yükseliyor. O kayaların üzerinde gördük ya ahşap tahtalar üstünde. Su yükseldiği zaman bunlar su hizasında kalıyor. Su alçaldığında şu anda onları görüyoruz değil mi? Yani tam olarak coğrafya böyle miymiş bilmiyorum. Hani şimdi o kadar yükseliyor mu yükselmiyor mu onu da bilmiyorum ama bunların altına tekneler giriyormuş. Ve bu bölgelerde yani şu anda üstünde olduğumuz yerde şu küçücük alanda. Yani şu an ikimiz yatamayız herhalde. Burada bayağı sıkışırız. Ama 8 burada. 8 tane denizci de karşıda yatıyormuş. Tabii ısınan havanın yükselme mantığıyla böyle çatı arasına yakın olmak. Onların birbirlerini de sıkışık oldukları için ısıtmalarından kaynaklı. Tabii en büyük, en majör sorun soğuk denizde. O yüzden... Ve hep ıslaklar. Yani ıslanıyorlar ve hiçbir zaman kuruyamıyorlar. Hep ıslak kıyafetlerleler. O yüzden de yaşama ömrü çok kısa. Çünkü birçok hastalığı beraberinde getiriyor bu sürekli kuruyamama ve ıslak olma sıkıntısı. Ve sonuçta en sıcak, en kuru yer tabii ki de en yüksek yer. En çatıya yakın yer. Ve daha iyi kondisyonda olan insanlar yanlardaki yani şimdi bizim yatak odası gibi kullandığımız odalarda yatıyorlarmış. Yani hani işte kaptan olabilir. Bunlar herhalde miço buralarda yatanlar. Tam denizciler yani. Sadece hani görevli denizciler. Biraz daha yüksek rütbede olanlar daha oda gibi kısımlarda yatıyorlarmış. Bugünse böyle çocukların ya da bizim arada çıkıp oturmak için çok güzel ve eğlenceli bir alan olmuş ve bence hala korumaları çok güzel bir şey. Ben de senin en sevdiğin şeylerden biri yüksek tavana vesile olmuş. Evet. Abi. Bir de tırmanmaya. Aman. Ay. Evet. Katastrofi. Ucuz kurturduk var ya. Nasıl da böyle. Tam cozy cozy cozy. Yummy 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 yummy. Burada her türlü işimizi halledip bir müzik açıp takılabiliriz. Bu arada bu Norveç'le ilgili çok güzel bir şey oldu hayatımızda. Şimdi İstanbul'daki eve taşındık biliyorsunuz ama çok fazla kalamadık. Yani işte bir yerlere gitmemiz gerekti falan. Buraya geldiğimizden beri uzun zamandır böyle yaşamadığımız hep yani 3 gün 4 gün üst üste aynı yere girip kalma, uyuma, uyanma ve böyle 8-9 saat uykumuzu alarak bütün bunları yaptığımız için bayağı bir dinlendik diyebilirim. Şimdi size yatak odamızı göstereceğim. Şimdi gelin odamızı gösterelim. Aslında fark ettiğiniz üzere kulübenin içi epey büyük. Yani öyle dışarıdan küçük gözüküyor ama değil mi? Bayağı alan var. Evet ama... Bizim şu an İstanbul'daki evimizden büyük. Ama buradaki her bir yerde o varmış. Evet. Yani öyle o kadarcık alanda sadece 16 evet. kişi yaşıyor. Burası yatağımız. O yorgunlukla burada ne kadar mutlu uyuduğumuzu anlatamam. Banyomuz çok güzel. Çünkü yerden ısıtmalı. Acayip güzel aydınlatmalar. Böyle acayip güzel bir banyo. Ve böyle çok şeker bir banyo. Burada banyoya zaten biliyorsunuz ki hemen yerleştim. Yüz bakım kremlerim burada çok önemli. Çünkü Norveç'te olduğumuz için yüzüm çok sık kırıyor. Çok da fazla bir makyaj malzemesi getirmedim burada olduğumuz için. Bu Nusfjord'daki en güzel şey şu. Buradaki hiçbir eşya, yani hiçbir eşya demiyorum. Şu dolap belki öyle değil ama söylediklerine göre böyle koydukları hiçbir şey Nusfjord'un dışından gelmemiş. Yani eski çağlardan beri Nusfjord'da kullanılan malzemelerin hepsi evde var. Yani böyle küçük bir tane işte çelik sehpa vardı. Buradaki yatak başları. Bunlar... Ya zaten her şeyin dokusu o kadar güzel ki. Ama bunlar eskitilmiş şeyler değil yani. Burada kesin Nusfjord'da kullanılmış. Yani Norveç'in başka bir yerinden de gelmemiş. Bu küçük yerleşim bölgesinde kullanılmış şeyler hepsi.
Sabahleyin size seslendiğim pencere. Sabahlar uyandığımızda özellikle odanın içi çok sıcak olduğu için pencereyi açıp birazcık martı seslerinin gelmesine, hatta yağmur sesinin gelmesine izin verip öyle uyandık birkaç sabahtır ve çok 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 hoşuma gitti. Penceremizden de böyle bir manzaramız var. Şu anda hamburger için yer açmaya çalışıyorum çünkü hayatınızda yediğiniz en iyi, bakın dünyadaki en iyi diyeceğim. Çünkü insanlar buraya sadece bu burgeri yemeye geliyorlarmış. Öyle bir burgermiş diyorum ama aslında biz geçen sefer yemiştik Mart'ta. Ertesi gün yine geldik. Ertesi günümüz olsaydı yine de yerdik öyle bir burger. Şu anda mesela daha çok acıkmadım açıkçası ama buraya geldik ve tabii ki yiyeceğim. Abartmıyorum. Fiske burger, fish burger, balık burgeri. Koku geliyor mu? Şunlara bak. Viking stili kurutulmuş mesela. Enteresan. Bayağı kuru balık kokuyor içerisi. Siparişe geçmeden önce bu burgerle ilgili senin fikirlerini alabilir miyiz? Öncesi sonrası. Burgeri öncelikle yedim ya ben daha önceden. İlk yediğimde dedim ki ne kadar olabilir ya. Bu arada Bülent bu burgeri ilk yediğinde ıslak, böyle değildi. Islak suya düşmüştüm. Şurada kuzey suya denizine dediğim, düştüm ben geçen sefer. Buz kırıldı ve içine düştü. Ve sırılsıklam. Yani bu apayrı bir hikaye ama. Evet, bana böyle bir tulum gibi bir şey giydirdiler. Ben Bülent'in üzerindekileri bir otele götürdüm. Kurutma şeyini attım. Kurutmaya çalışıyorum falan. Sırılsıklam yani. Ve biz hani beklerken o esnada buraya burger yemeye gelmiştik. Ya ne kadar güzel olabilir ki diyorum. Zaten moralim falan da bozuk. Ama ya böyle bir şey olamaz. Yani hakikaten dünyada yediğim en iyi. Et değil yani. Et değil ama dünyada yediğim en iyi. Böyle çatal bıçaklı duruyor ya aslında. Çatal bıçaklı bir şey değil, vuramıyorum ama ben bunu... You surprised me. I was going over there. Daha var şükür. Thank you. Ne diyorsun? Dediğim gibi çatal bıçak. Geldi gönlümüzün efendisi. Ya buradan çok basit bir şey gibi gözüküyor, farkındayım. Şöyle alayım elime. Ama duydun mu? Bir Amerikalı bir iş adamı varmış. Adam özel jetiyle buraya geliyormuş ve bunu yiyip gidiyormuş abi. Burası Amerika'ya yakın falan değil yani. Minimum New York'ta olsa 9 saat yani. Gerçekten. Yani burger için. Tamam hani bilmiyorum. Yani düşünün. Şimdi ona değer mi? Hep beraber yerken karar vereceğiz. Bülent'in artık sabırsızlığı. Bu arkadan gelen sesler de Fergus. Fergus is just Hazır mısınız? Abi bana diyor ki ilk kısırı beraber alalım. Ben burgerin yarısına gelmişim. Fergus'un sesler senden de çıkıyor. Bülent, seninkinin tadına bakabilir miyim? Aç gözlü. Aynısını yiyoruz. Bakayım mı yine tadına? Yemedim. Yaşandı bitti saygısızca. Nasıl keyifler? Moçelatte içer miyiz? Jetine atlar gelir misin buraya? Valla günün birinde jetim olursa zaten büyük bir ihtimalle dert olmaz böyle yerlere gitmek. Ama jetim olmama ihtimali çok yüksek. Peki yani şöyle bir şey diyeceğim. Benim normalde bir restorana gittiğimde hayatta sipariş vereceğim bir şey değil. Fish Benim burger. De değil bu arada. Yani balık burger niye sipariş edeyim? Ve genelde böyle balık burger deyince aklıma hep böyle şey geliyor. Böyle çok yağlı kızarmış böyle balık patesi gibi böyle şeyler geliyor. Buradaki öyle değil. Yani buradaki daha böyle tok. Ya zaten içinde sadece kod balığı ve yengeçle karıştırıyorlar kod balığını. Üzerine de karidesler küçük. Küçük karidesler böyle. Çimçim karidesler. Çimçim. Çimçim karidesleri koyuyor. Ekmeğinin içinde de havuç ve yengeç var. Yani o kadar güzel ki sosu falan zaten. Hani burada yumurta çok güzel. Yani yumurtadan bir sosu var. Yani şöyle Norveç'teyken her gün, her öğün, günün her saati balıkla ilgili bir şey yemek bence yanlış bir seçim değil. Hele benim için burası cennet gibi. Yani bu kadar çok deniz ürününü severken bu kadar taze ve fresh yiyor olmak. Bu yemek için tam Elvin'le Bülent şeyi sentezi diyebilir miyiz? Evet, ben hamburgeri çok seviyorum, o balığı çok seviyor. İşte balıklı hamburger. Aynen. Olsun. Şimdi yeme içme turumuza tabii ki devam edeceğiz. Devam ederken de birazcık etrafı gezeceğiz.
inanılmaz yani şu an bu kadar sakin burası ama yazın diyor yani dışarıya kadar sıra oluyordu. Biz geldiğimizde de çok kalabalıktı, şaşırdık bu kar görünce. Tabii ki Tatlı Bey yanındayız, bilin bakalım neden. Ben burada şey bir şey mi unutmuştum? Şimdi onu soracağım, hatırlıyor mu beni? Bir gün sonra yani telefon etmiştim. And maybe you remember us from the last time. You know, you remember we forgot something here. Oh yeah. And in March and his jacket and Christian called you. And you packed the jacket and we combed it. It was a big jacket. Yeah, it was a huge. That's us. Yes, that's us. So we are back. Çünkü Bülent buza düştüğünde benim büyük montum üzerine almıştı. Ama tabii onun olmadığı için unutmuştu burada. Sonra tekrar geri gelip geri almıştık. Bir kez daha yemek zorunda kalmıştık. Şimdi neyimiz bırak? Anita says it's the best cookie in the world. Anita'ya göre bu dünyadaki en iyi cookie'ymiş. Peki öyle mi? Anita sana katılıyorum. Bülent'e göre hepsi öyle yani hani. Çok zor bir konu değil. En iyi cookie elindeki cookie'dir abi. Gerçekten bu literatüre böyle geçebilir mi? Sevgili kocam birçok konuda yani bütün konularda dünyanın en kibar insanı. Ta ki konu böyle tatlıya gelene kadar. Diyor ki yer miydin? Yo. Bir tane daha alalım çok iyiydi diyor şu anda. Bir tane daha alalım. Hakikaten çok iyiydi. Farkında olmadan yemişim. Ben de bu esnada kahvemi bekliyorum hani onun yanında yiyeyim diye. Hadi alalım bir tane daha. Bitti zaten. Bak bir aydınlanma geldi. Bu son. Yarın gelir miyiz? Anitas Burger. Teşekkür ediyoruz. Yarın gelir çok miyiz? Çok güzeldi. Geliriz tabii. Bakayım bıraktın mı üstünde bir şey? Yok. Zaten yok. Abi balık mı yakaladın? Tatlı güzel arabamıza bindik yine hep beraber. Yolda giderken devam etmek çok zor çünkü acayip güzel manzaralar var. Yağmur yağıyor, güneş açıyor, gökkuşakları çıkıyor. Bir anda yolun ortasında koyun çıkıyor falan, onu da yakalayamadım. Ama iyi oldu, en azından size burada anlatmış oldum. Müzik. Yolculuğumuza devam ederken size minik minik Norveç'ten de güzel şeyler göstermek istiyorum. Lofoten'den özellikle. Şu anda geldiğimiz bir futbol sahası. Ama bunun nasıl bir futbol sahası olduğuna inanamayacaksınız. İzleyin. Harbors and heaven and harbors yani cennet ve limanlar demekmiş. Himmelhalm. Himmelhalm no. Çoğulu olmayabilir gençler tabii. Ya işte o da benim yorumum. İçerisi bu arada tam bir skandik, tam bir Norveçli sıcacık bir ortam olması lazım. Buyurun. Değişmiş bu arada. Hakikaten mi? Bülent belki buradan barda kalırız. Is this changed the environment? I feel like it has changed. Yeah, the tables are not. The like tables this. Are older, yeah, like this. Here, huh? Where? You were already here. I've been here all day, man. I've been waiting for you both. İçerisi birazcık değişmiş. Özellikle masalar böyle biraz yeni olmuş. Aslında şunun gibiydi. Şimdi gidip göstereceğim size. Bence daha güzeldi. Masaların değişmiş olması önemli değil. Dua edelim ki yemek hala güzel olsun. Right. We actually like the cold, like the juicy cooked one. Yeah, fresh. No, this is not. No. Traditional Norwegian. Would you have it on Sunday maybe or tomorrow? Yeah. Codfish? No, we don't have codfish for now. Arkadaşlar şu anda çok üzgünüm. Codfish'i çıkarmışlar menüden. Nasıl böyle bir hata yaptılar bilmiyorum. Daha kurusu varmış. Deneyeceğiz beraber. Kısmet bunu da yaşamak varmış. Durum şudur ki menü değişmiş. So guys, the menu and the place changed. Changed, yeah. Yikes.
This is always the problem. We hope it's still as good. Ben sevmedim. Yeah. He's not very happy. Ben değişime ayak uyduramayanlardım. Yeah. You've been dreaming about this cod for six months. Yeah. O kadar doğru söylüyor ki yani 6 aydır bu balık için. Yani bu balığın hayalini kuruyorduk. You've been praying to the cod god for the fresh cod. Yeah. And your prayers have not been answered. No. Not answered. I hate change. Change is yine not yine de buraya geldik ve güzel olması için dua ediyoruz. Göreceğiz hep beraber. Bakalav geldi. Valla baka kaldım, doğru dedin ha. Şimdi aradığımızı aslında bulamadık gibiydi. Ama şu anda... Yeah. I think I found the most closest baby. Yes, baby. Look at this one. That will give you some balls. Thank you. Maybe I found the right one. But yours is also looking very good. En azından zeytin var ama, biliyor musun? Evet. There's olives in it. Şimdi eğer bunun tam tersi olsaydı, o bana gelip bu bana gelse şu an tabaklar değişmiş. Hayır, beraber yiyeceğiz tabii ki. Şu an tabii tabaklar değişmiş. Tabii ki beraber yiyeceğiz. Önce hayatım seni kim bir bakayım ben falan diye böyle. Hatta önce bunun tadına bakayım. Bak şimdi beğenirse yine değişir tabaklar. That's good. That's good. Is it? It's really very good. You have tried this one. Evet, buna da bak. I like it. It's not very soft. Ya çok yumuşak değil arkadaşlar. Biraz sululuğunu hissedebiliyorsunuz. Belki bir şey yazık olmayabilir ama. Did you find fish in it? No, yeah. Baby, can you say it again? İlk önce benimkini yer diye düşünmüştüm sipariş verirken. Ama ilk defa onunki daha iyi çıktı. Now mine is better. Because all the time he orders the best food. And I always have to eat this. Neyse, moralini bozayım mı? Şeyden de sos var. Niye bunu söylemediniz? Abi kızın yemeğine bak, benimkine bak. Olacak iş değil. Isabel İzmirliymiş, o yüzden... I'm struggling. She just learned that Midye is our street food. I can't believe that. Yeah. So she's kind of surprised. Where I'm from, mussels are very expensive. Yeah. Yeah. But I've got a lot of mussels as well. Yeah. No, seriously. Ya bu çocuk benim yanımda kala kala Türk gibi oldu. Biz de böyle espriler yaparız ya, hep bir şeye benzeyen. The Turkish people always make this similarity jokes, you know? Oh, like really? Mussels and... Yeah. You did the same thing and I was telling our followers that you become Turkish little by little. Yeah, yeah, because, influence. Yeah, I'm your influence. By the influencers. Help me. Help! Here's a little song I wrote. My mother sing it note from note. Don't worry. What? Be happy. Worry. Ooh, 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 ooh. Don't worry. Ooh, ooh, ooh. Be happy. Be happy now. Arkadaşlar, izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Guys, this is the outro. So, I'm just thanking for watching the video. And on behalf of every one of us. Yeah. And if you want more videos with these couple. With these crazy cats. With these crazy couple. Eğer onlarla birlikte daha sık video çekmemizi istiyorsanız da lütfen yorumlarda yazın. Ve videoyu beğendiyseniz beğendim demeyi unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Hadi öpeyim. Bye!